Selamünaleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir Saadet Edarem programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz kıymetli hocamız Özkan Yaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler olsun hocam. Sağınıza duacıyız. Teşekkür ederiz. Hocam bu hafta konumuz duaya sarılmak üzerine olacak. Birinci bölümümüz Kur'an ve sünnette aile olarak başlıyoruz. Bir ayet paylaşımımız olacak. Furkan suresinde 77. ayet. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim, de ki sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii ailede değil, sadece hayatın her alanına, ister birey olarak ister toplum olarak duasız olmuyor. Yani biz insanlardan mutlaka destek alacağız, mutlaka çözüm bekleyeceğiz, mutlaka ihtiyaçlarımızı soracağız ama asıl isteyeceğimiz yer, asıl adres ve sürekli adres neresi? Rabbimiz. Evet. Rabbimizin dergahı. Dolayısıyla duamız olmazsa Rabbimizin katında da bir kıymetimiz yok ve kıymet elde etmek istiyorsak, değerimize kavuşmak istiyorsak evvela duaya sarılmamız gerekiyor. Yani aile için söyleyelim. Eşinizle aranızda bir problem oldu. Sizi anlamadı, değil mi? O zaman evvela sizin elinizi açıp da içinizi dökeceğiniz yer Rabbinizin katı olmalı. Yani bir seccademizde, bir namaz sonunda veya herhangi bir anda şöyle içten niyaz ederek derdimizi evvela Rabbimize dökmek zorundayız. Ve bu bizim kıymetimizle, değerimizle alakalıymış. Yani eğer duayı azaltırsak Allah katında değerimizi azaltıyoruz. Niyazımızı azaltırsak, yalvarışımızı, değil mi, İşte Rabbimize seslenişimizi, ona sığınmamızı, tevbemizi, istiğfarımızı vesaire, bunları azalttığımızdan aslında Allah katında değersizleşiyoruz. Değersizleşiyoruz, kıymetten düşüyoruz. Allah muhafaza, Rabbimizin katında kıymetten düşmek de yani herhalde çok iyi bir şey olmasa gerek. Ki Allah katında kimler değersizdir? Kimler değersizdir? Mesela ne diyor? Müşrikler necistir diyor. Onlar çok değersiz. Kafirler, münafıklar çok değersiz. Fasıklar değersiz. Yani her bir günah Allah katında bizim değerimizi nasıl ki düşürüyorsa duasızlık da değerimizi düşürüyor. Evet. Duasızlık da değer. O yüzden önemli. Yani bunu hatırlamak gerekiyor. Evet. Hocam bir sonraki ayetimiz, Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Araf suresi 56. Tadarru ve hufiyeh diyor. Yani tazarru içten içe yalvarmak. Yalvarmak. Hufiye içten. Şimdi samimiyet buna denk geliyor zaten. Yani içten bir seslenme. Kendini hani biraz tabir çok oturmuyor ama metafizik gerilime sokma. Metafizik gerilim. Hoşuma gitmiyor ama bazen başka da anlatamıyorsun. Yani zorlamak kendini. Kendini zorlamak. Böyle şimdi mutlaka girmeniz gereken bir kapı size açılmıyorsa ama mutlaka girmeniz gerekiyor ve içeride de birisinin olduğunu kesinlikle biliyorsunuz. O zaman o kapı açılsın diye uğraşırsınız. Yani işte kapıya güm 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 artık vura vurursunuz, sesinizi yükseltirsiniz, ağlarsınız. Zorlarsınız yani. Evet. Ya şimdi Rabbimizin kapısında, Rabbimizin işte dergahında, yani o kapıyı böyle zorlamak. Ya Rabbi tamam, tüm işte günah işlediğim, tamam isyankarım ama başka kapı yok. Ve bu kapı açılmazsa ben mahvolurum. Bu kapı tek kurtuluş kapısı. Yani başka bir kapıya da gidemem. Mecburum bu kapıdan girmeye. Bu kapıdan girmeye mecburum. O zaman tek çare bu kapı. Tek çare bu kapı. Şimdi bazen öyle olmaz mı? Yani siz asansörde yani kalmayın da, kalmayalım asansörde. Ama asansörde kalmışız. Ne yaparız? Yani herhalde hiçbir şey yapmadan oturmayız. Yani ya kapıyı yumruklarsınız, evet, bağırırsınız, kimse yok mu diye. Çünkü oradan çıkmanız lazım. O kapının açılması lazım. Ya bizim Rabbimizin huzurunda, evet bizi duyuyor.
bizi duyuyor. Şimdi hadis-i şerif diyor ki yani Allah sizi duyduğuna göre öyle kendinizi şey yapmayın. Hani nasıl diyeyim böyle parçalama ama Rabbimizin huzurunda evet öyle perişan etmeyeceğiz fakat içten içe yani böyle nasıl diyelim bizim en sırrımızı dahi bildiğini düşünerek bizi bizden daha iyi duyduğunu düşünerek ya Rabbi sana her şeyim açık, her şeyim malum ve ben bu kapı benim yüzüme açılmazsa ben helak olurum, ben mahvolurum, ben derdimi senden başkasına anlatamam, senden başka gideceğim bir yer yok gibi bu şekilde bir içtenlikle, samimiyetle diyor Allah'a yalvarın, Allah'a dua edin Rabbinize. Rabbimiz zaten hadis-i şeriflerde de öyle diyor değil mi? Kulunun yalvarmasını sever, yalvarmasını ister. İçten içte yalvar. Belki de bize verdiği sıkıntılar, ya sıkıntı demeyelim, bize verdiği imtihanlar bize niçindir? Bizim o yalvarışımızı duymak içindir. Bizim kendisine niyazımızı, o duamızı, o içten samimi yakarışımızı duymak içindir. Şimdi iş o ki, yani olması gereken nedir? Başımıza herhangi bir şey gelmeden böyle yalvarmaktır. Evet. Neyimizi söyleyerek kusurlarımızı, günahlarımızı, yanlışlarımızı, isyanımızı itiraf ederek. Ya Rabbi işte şu anda günahkar olarak huzurundayım. Eksiklerimle, yanlışlarımla huzurundayım. Senden uzaklığımla huzurundayım. Başkasına duyarsızlığımla, haksızlığımla, eziyetimle huzurundayım gibi. Yani hem kendime hem başkasına ve yüce olan sensin, övülmeye layık olan, hamda layık olan sensin ve kusursuz olan, her türlü kusurda münezzeh olan sensin ki şimdi az sonra nasıl dua edeceğiz onu da söyleyecek. Evlilikte öncesinde dua olacak. Yani hayırlı bir kısmet nasip eyle diye değil mi? Evet. Evlilik öncesinde mutlaka dua olacak. Evlilik sırasında dua olacak. Ya Rabbi bu evliliğimizi hayırlı mübarek eyle diye. Hem kendimiz için de başkası için de. Evlilik sırasında dua. Yuvayı kurduk. Yani her aşamasında, evet. her anında. Yani işte biz zaten hayatımızda duasız geçen bir anımız da aslında yok. Mesele bunu nitelikli kılmak, yani farkındalığımızı artırmak, bir de içeriğini kaliteli hale getirmek. Selam bir dua değil midir? Karşıdaki kişiye esenlik duasıdır. Yani rahat edesin, başına bir şey gelmesin gibi. Her temenni tabii, bir de dua. Selam bir duadır. Evet. İnşallah bir duadır. Allah izin verirse diyoruz. Versin der gibi yani. Kısmet ve olursa tabii, Bismillah bir duadır. Yani Allah'ın ismiyle başlıyorum ki ona sığınıyorum, onun yardımını talep ediyorum gibi. Maşallah bir duadır. Yani hayatımızda bu dualar aslında serpiştirilmiş. İslam medeniyeti bir dua medeniyetidir. İslam kültürü, İslam irfanı bir dua, yani hayatın her tarafına duayı serpiyor. Dolayısıyla duadaki o farkındalığı artırmak, neyi niçin söylediğimizi bilmek, neyi niçin istediğimizi bilmek. Zaten günde 40 defa okuduğumuz Fatiha da bir duadır, öyle değil mi? O duada nasıl dua edeceğimiz bize öğretiliyor aynı zamanda. Önce Rabbimizi öveceğiz, ona hamd edeceğiz, ardından itiraf edeceğiz, ardından istediğimizi söyleyeceğiz. Şimdi hayatta bu kadar önemli olan bir işi hafife aldığımız zaman biz aslında kendi kendimize zarar vermiş oluyoruz. Kendi kendimize kaybediyoruz. Dolayısıyla duaya sarılmak lazım. Evet. Hocam bir sonraki ayet-i kerimemiz Araf suresi 180. İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin. Evet, isimlerin en güzeli ne? Esma-i Hüsna. Evet. Velillahil Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna Allah'ındır. Onlarla dua etmek. Yani Kadir ismini, Rahim ismini, değil mi? Rauf ismini, Adil ismini. Diyelim ki bilmiyoruz. Allah-u Teala'nın isimlerini bilmiyoruz. O zaman Allah-u Teala'nın o istediğimiz şeyle ilgili vasfını zikretmek. Ya Rabbi sen işte yoksullara yedirensin, içirensin. O isminle evet. Bana yardım eyle. Ya Rabbi sen darda olana yardım edensin diye yani Allah-u Teala'nın o işle ilgili vasfını zikredip ondan sonra dua etmek. Yani hangi işimiz var, hangi ihtiyacımız var, hangi derdimiz var
Ya Rabbi sen hayırlı kapı açansın, bana da hayırlı bir kapı aç. Burada biz bilmiyoruz o ismini ama ne oldu? Vasfını zikrettik. Vasfını zikrettik. Ya Rabbi sen hayırlı kısmet verensin, bana da şöyle işte. Ya Rabbi sen hayırlı iş verensin gibi. Ya Rabbi işte sen borçları ödeyensin, benim şu borcumu da öden. Ya Rabbi sen zalimlerden kurtaransın, beni de bu zalimden kurtar. Şifa verensin. Şifa verensin, bana şifa ver. Yani illaki ismini hatırlayamıyor olabiliriz. Ama o vasfını da mutlaka söylemek gerekiyor. Keşke isimlerini de bilebilsek. Evet. Veya hatırlasak. Ya Rabbi sen işte mün'imsin, bana inam eyle. Ya Rabbi sen işte kahharsın, zalimleri kahreyle gibi. Mesela bu şekilde. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala o isimlerini buluyoruz. Sıfatlarını buluyoruz. Bunun için birazcık böyle kitapta kalmak. Kitapta kalmak, vahide kalmak, Kur'an'da kalmak, dosta kalmak. Bize bu güzel kelimelerin konuşulduğu yerde kalmak herhalde gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Mümin suresi 60. ayette Rabbiniz dedi ki bana dua edin size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Şimdi yine Bakara suresinde de okuyoruz değil mi? Kullarım bana seni sorarlarsa ben onlara yakınım, dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. Şimdi Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın, bize bizden daha yakın. Bu kadar yakın olan Rabbimize neden niyaz etmeyelim, neden seslenmeyelim? Ve o bizim her çağrımıza icabet ediyor. Ama verirken bir hikmete göre veriyor. Yani bizim iyiliğimize olmayan şeyi vermiyor. Biz farkında değiliz. İstiyoruz ama belki hakkımızda hayırlı değil. Biz yine de istiyoruz. Allah-u Teala diyor ki ben bunu sana verirsem bu seni bozar. Sen evet. Farkında değilsin ama bu seni bozar. O yüzden bunu sen istiyorsun. Ben sana yine icabet ederim. Fakat senin bu istediğin şeye ben ne veririm? Sevap veririm. Veya cennette daha iyisini veririm. Ama bu dünyada verirsem bu senin kötülüğün olur. O yüzden vermiyor. Şimdi hadis-i şerifte ne dedi başka hadis-i şerifte? Kul bir günah işlemedikçe, yani büyük günah işlemedikçe, kul hakkı yemedikçe yaptığı duayla mutlaka şunlardan birisine erişir. İşte nedir? Ya istediği şey direkt verilir. Ya istediğinden daha iyisi verilir. Ya mutlaka verilmezse de cennette ona daha iyisi verilir veya sevap verilir. Yani istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. O istediğimiz şey verilmese bile, ki verildi evet. Dedik ve neden verilmediğini söyledik. İstediğimiz şey verilmese bile sevap alıyoruz. Evet. Sevap alıyoruz. Yani dua ibadet olduğu için, ibadetin özü olduğu için her dua bize aynı namazdaki sevap gibi, aynı Kur'an zikrederken aldığımız sevap gibi dua ile beraber sevap kazanıyoruz. Dolayısıyla duayı ihmal etmemek. Ama ayet-i kerimede ne dedi? Bana ibadet etmekten büyüklenenler cehenneme girecek. Şimdi dua etmemek bir yerde büyüklenmeyi de anlatıyor. Yani benim yalvarmaya ihtiyacım yok Allah'a, ben kendi işimi kendim görürüm der gibi, haşa. Yani benim ondan istemeye ihtiyacım yok, ben kendim bulurum, haşa. Yani benim ona yalvarmaya ihtiyacım yok filan. Şimdi dolayısıyla dua etmemekte biraz kişinin kendini sanki bir şey görmesi de var. Bir şey gör. Halbuki Allah-u Teala bizim hangi halimizi seviyor? Hangi halimiz? Kul hali, yani ona yalvarış halimizi seviyor. Kendi acizliğimizin farkında olduğumuz hali, muhtaçlığımızın farkında olduğumuz hali seviyor. Yani Rabbimizin huzurunda işte böyle eğildiğimizi, kendi şeyimizi bir tarafa bırakarak, değil mi? O işte gurur, kibir, izzeti, nefis neyse bunları atarak, ya Rabbi ben senin kulunum. Beni sen yarattın, her şeyim de sana muhtacım diye itirafını seviyor. O zaman bunu yapmamak, bundan kaçmak, Allah-u Teala'yı övmekten kaçmak, yüceltmekten kaçmak, ona itiraf suçlarımızı, kusurlarımızı değil mi? İtiraf evet. Etmekten kaçmak onun gazabına sebep olur. Onun gazabına sebep olur. Sen kimsin de kendini bir şey görerek
benden istemiyorsun. Yani sanki bir meydan okurcasına. Tabii ki de burada Allah'a dua etmemek, tabii ki kasıtla beraber söyleyeceğiz ama yani Allah'a dua etmemek de yani kişinin bir yerde Allah-u Teala suçlaması da var. Yani sanki sen verebilir misin ki senden isteyeyim? Sanki sen beni duyuyor musun ki haşa? Duyuyor musun ki senden isteyeyim? Sanki yapabilir. Şu boyutunda bakanlar tabii ya, sen yapabilir misin ki senden isteyeyim? Sen şimdi bu çok tehlikeli. Evet, böyle bir belki dua etmediğimiz zaman böyle bir kastımız yok ama yani buraya giden bir şeyi de var onun. Yani buraya doğru çeken bir tarafı da var. O yüzden yani dua da hiçbir vakti şey yapmadan, nerede, ne için, ne ihtiyaç için, ne olursa olsun Allah'tan istemek. Ki burada velev ki o istediğimiz yerine gelmese bile her zaman ne kazanıyoruz? Her zaman sevap kazanıyoruz. Her zaman. İsterse isteğimiz olmasın mesela. Ama dua ettiğim zaman ben şunu biliyorum ki beni duyan biri var. Bunu ikrar etmiş oluyorum. Benim bir Rabbim var, bunu ikrar etmiş oluyorum. Bana işte emir ve yasak koyan, yani beni değerli bulan, beni muhatap alan, bana işte Resulü vasıtasıyla kelamını indiren, işte benim için bir takım mükafat ve bir karşılık hazırlayan biri var. Biri var. Bana böyle eller, gözler, ayaklar veren, beni ya. Deneyen biri var. O zaman ben dua ile bunu da itiraf etmiş oluyorum. Dua ile. Ya nasıl onu görmem? Nasıl şu anda bana bu dili, bu şeyi vereni görmem de ondan istemem de gider başkasından isterim. Evvela ondan istemem lazım. Evvela beni yapandan istemem lazım. Şimdi siz bir malzeme aldınız, bir telefon aldınız. Bu telefonun burada şeyi var, diyelim bir servisi var. Bu telefonun burada ustası var. Bu telefonun burada satıcısı var, yapıcısı var, dağıtıcısı var. Siz bunu bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz da filan yerden şey arıyorsunuz. Ya önce bunu kim yaptıysa, bunun şeyi neyse oraya gidersiniz varsa. Yani kim var? Biz şu anda bu makineyi, bu insan dediğimiz makineyi yapan, makine demeyelim hani bu vücudu değil mi? Ruhuyla, kalbiyle, aklıyla, sırrıyla neyse maddi manevi özelliğiyle yapan ben Rabbime gitmem lazım. Ya Rabbi sen, beni yapan sensin, beni yaratan sensin, bana bunları veren sensin. Senden isteyeceğim. Kime gideyim? Evet. Bunu da yapan sensin, bunu da yaratan sensin. O zaman evvela gitmem gereken, sürekli gitmem gereken bir Rabbim var. Gitmediğim zaman ne yapmış oluyorum? Haşa yani takmamış oluyorum. Tabir biraz ağır, takmamış oluyorum, umursamamış oluyorum, kendimde sanki böyle bir şey görmüş oluyorum, bir hani benlik görmüş oluyorum, Allah muhafaza. Evet. Hocam, Kur'an ve sünnette aile bölümümüzün bir de sünnette kısmı var. Daha az önce de söylediğiniz bir hadis-i şerifi paylaşayım. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin özüdür. İbadetlerin namaz diyoruz mesela, her kısmında dua var. Öyle değil mi? Yani Fatiha'sı duadır, salavatı duadır, tahiyyesi, şimdi Sübhane Rabbiye lazım. Bunların hepsinde bir dua var. Kendisinde de dua var. Yani biz kıyamdayken, işte rükudayken veya oruçta bir dua var. Niye o dua diyoruz? Çünkü o duada kulluk var. Dua demek kulluğun ikrarı demek, kulluğun itirafı demek. Zaten ben senin kulun olduğum için senden istiyorum. Bunu ancak sen yapabilirsin diye senden istiyorum gibi Allah-u Teala'nın da işte kudretinin, isim ve sıfatlarının itirafı var, izharı var. Evet. Hocam, bir sonraki hadis-i şerifimiz, Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur. Duadan daha, o zaman o duayı artırmak lazım. Şimdi az önce aile için dedik. Ya aile deski sorunlar genelde nedir? Manevi, yani soyut şeylerdir. Somut şeyler değil. İçimde ona karşı bir şey kalmadı. Bir sevgi kalmadı. Benim sözümü dinlemiyor. Artık bana bakışı değişti. Efendim ben onu affedemiyorum filan filan. Hep böyle içten, duygusal şeyler. Peki bu kalbi onaracak kim? Bu sizin içinizi böyle düzenleyecek kim? Yani içinizdeki o vesveseleri, evhamı, kuruntuyu atacak olan kim? İçinize muhabbeti ekecek olan kim? Ki ayet öyle diyor değil mi? Aranıza muhabbet, merhamet, sevgi bırakması. Ki onu bırakacak olan kim? Veya aranızda ülfeti getirecek olan, ünsiyeti getirecek olan değil mi? O bağı kuvvetlendirecek olan kim? Hepsi Rabbimiz. Yani bunları siz pazardan alamazsınız ki. Pazardan gidip de, marketten gidip de ona karşı sevgi mi alacaksınız? Ünsiyet bunlar ancak Allah verebilir. Kalpleri halden hale çeviren kim? Allah.
kalplerin sahibi Allah. Kilitleri açan kim? Allah. Yani benim ona karşı duygularımı iyi hale getirecek olan Allah. Onun bana karşı muhabbetini artıracak olan Allah. Benim, yani dolayısıyla ailede dua olmazsa olmaz. Ailede dua mutlaka her an. Her zaman. Ya Rabbi işte ya bunu affeyle. Ya Rabbi bunun kalbinde bana karşı şu kini gider. Ya Rabbi bunun kalbinde ülfet ver. Bana karşı bir sevgi ver. Bir yakınlık ver. Veya benim kalbimde ona karşı bir yakınlık ver. Bir ülfet, bir muhabbet ver. Ya Rabbi işte benim onu affetmemi nasip eyle. Onun beni affetmesini nasip eyle. Onun kalbinde böyle affetme isteği ver. İsteği ver gibi. Yani sizin ev içerisinde o duygularınıza hükmeden bir Rabbiniz var, Rabbimiz var. Dolayısıyla sürekli, evde sürekli ona yalvarmak gerekiyor. Sürekli. Ki Allah katında duadan daha şerefli bir şey yok. O zaman onun katındaki en şerefli şeye sarılmak. Evet. Hocam bir sonraki hadis-i şerifimiz, sizden herkes ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar. Evet, yani buna ne gerek var? Bunu da mı Allah'tan isteyeceğiz? Değil. Bunu da Allah'tan, bunu Peygamber Efendimiz Ayşe validemize söylüyor. Ki Ayşe validemiz bir defasında sanırım mum, kandil yani sönmüş, Allah kahretsin diyor. Öyle söyleme diyor Ayşe annemiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. O da bir musibettir. Ama başka bir yerde de işte ayakkabı bağın kopsa bile, işte kandil sönse bile, bütün bunlarda da kime gitmen, Allah'a gitmen lazım. Şimdi burada en basit şeyleri arz etmekteki hikmet herhalde, dedik ya, o anda da acizliğimizi hissetmek. O anda da çaresizliğimizi, muhtaçlığımızı itiraf etmek. Ya Rabbi şu anda sen bunu vermezsen ben bulamam. Ben bulsam bile yine kimi, neyle bulurum? Senin lütfunla bulurum. Ben alsam bile neyle alırım? Senin lütfunla alırım. Sen yani tabii nimete dersen. Aslında şükrün de anahtarı ve evveli neyle alakalı? Duayla alakalı. Duayla alakalı. Yani nimeti Allah'tan bilirken o nimetin bir dua ile geldiğini bilmek. Ya bizim yaptığımız bir dua ile, ya başkasının bizim için yaptığı bir dua ile, ya meleklerin bir duasıyla geldiğini bilmek. Onu fark etmek. Yani siz şu anda sağlıklısınız, şu anda sıhhatimiz yerinde. Ha, o zaman Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul etmiş. Ya Rabbi bize sıhhat, afiyet ver gibi. Veya başkasının bizim için yaptığı duayı kabul etmiş de biz şu anda bu nimet içindeyiz. Yeah. Yani şu anda burada yayın yapıyoruz. O zaman birileri dua etmiş. Demişler ki ya Rabbi bize böyle imkanlar nasip eyle. Evet. O duanın vesilesiyle şu an biz buradayız. Öyle mi? O zaman her şey için dua edersek bu inşallah hem o kusurumuzu, acizimizi itiraf etmek olur, Rabbimizin büyüklüğünü itiraf etmek olur, hem de ihtiyaçlarımızı karşılamak olur. Eyvallah. Hocam bir sonraki hadis-i şerifimizde bir paylaşımımız. Herhangi biriniz Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul buyurmadı diyerek acele etmediği müddetçe duası kabul edilir. Duası kabul edilir. İşte Buhari'de, Müslim'de geçen müttefekun aleyh bir hadis-i şerif. Yani duada aceleci olmamak. Evet. Duanız kabul ediliyor ama dedik ya her duanın bir hikmete, dünya hikmet yurdu. Hikmet yurdu. Bir bağlantısı var. Bir alakası var. Yani biz kendimiz için diyelim ki çokça para isteriz. Belki de bu parayı Allah-u Teala şimdi verse biz ne yapmaya başlayacağız? Kibirlenmeye, gururlanmaya başlayacağız. Ondan sonra artık böyle belki birçok ibadetlerimizi gevşetmeye başlayacağız. Huşuğumuz azalacak filan. Allah-u Teala onun bizim hayrımıza olmayacağını bildiği için onu ne yapıyor? O sevabını veriyor. Biz yine para isteyelim, sevabını veriyor ama onu bizim hayrımız olmadığı için vermiyor mesela. Gibi hani örnek bu kadar basit değil ama. Ya mesela birisi erkek evlat ister diyor üstad. Allah-u Teala ona Meryem verir. Meryem gibi bir evlat verir. O öyle saliha bir evlat verir ki yani belki de o erkekten çok çok daha ona iyi gelir. Tabii faydası olur. Şimdi ama sen illa da bana onu ver dersen, zorlarsan Allah onu verir de sen belki bela istemiş olursun. Yani zaten ayet-i kerimelerde öyle söylüyor. Şimdi o zaman hakkımızda hayırlı olanı
istemek lazım. Hakkımızda evet. Halal olan istemek lazım. Ve kesinlikle o vesveseyi içimize almamak. Dua ediyorum ama duam kabul olmuyor dememek. O psikolojiye girmemek. Girmemek. Duan kabul olmuyor değil, daha iyi kabul oluyor. Daha iyi kabul oluyor. Sen şunu istedin, Allah onun yerine şunu verdi. Duan yine kabul oldu. Kabul oluyor duamız. Şöyle inanın, kamera olsaydı, hayatımızı şeye alsaydık, filme alsaydık ve nerede dua etmişiz, ne gelmiş başımıza, ne istemişiz, Allah onu nasıl vermiş diye. İnanın şöyle bir gün diyorum bu olacak yani. Bir gün bunu yapacak insanoğlu. İnsanoğlu bunu yapacak. Görecek ki Allah Allah, benim hayatım hep dualarımla gelmiş bugüne kadar. Ben ne kazanmışsam, ne elde etmişsem hep ya kendi duamla ya aldığım duayla olmuş. Hep aldığım duayla olmuş. Bunu diyecek insanoğlu. Diyecek ama şeytan bir taraftan insana vesvese veriyor. Aldanıyoruz değil mi? Aldanıyoruz ve sanki duanın karşılığı değil de işte kendim çalıştım, kendim kazandım veya hiçbir Allah'la haşa bir alakası yok. Bir takım sebepler oldu, şu oldu, bu oldu. Oralara bağlamış oluyoruz. Allah muhafaza. Hocam, ikinci bölümümüz Kulağa Küpe Güzel Sözde burada bir kıssamız var. Konumuz duaya sarılmak. Evet, vezirin biri uzun seneler yaşamasını istediği padişahı için dua ettirmek istiyormuş. Makbul duanın arkadan habersiz yapılan dua olduğunu bildiğinden ilginç bir yöntem bulmuş. Ülkenin ihtiyaç sahiplerini çağırmış. Onlara bol miktarda ödünç para vermiş. Ne zaman sultan öldü diye bir haber duyarsanız işte o gün parayı getireceksiniz diye de tembih etmiş. Bunu duyan padişah çok kızmış. Sen benim bir an evvel ölmemi mi istiyorsun diye vezire sormuş. Vezir de şöyle cevap vermiş. Hayır sultanım, tam aksine çok uzun yaşamanı istiyorum. Bunun için de uzun ömürlü olmanız için size dua ettiriyorum. Zira borçlular parayı daha geç ödemek için senin daha geç ölmeni, yani daha uzun ömürlü olmanı isteyecekler demiş. Evet. Şimdi dua almak mesele bu değil mi? Birilerinin bize dua etmesini sağlamak. Bu yöntemle de olsa. Bu yöntemle de olsa. Şimdi mesela sadakayı cariye diyoruz. Yani evet, öldükten sonra da İşte amel defterimize sevap yazan değil mi? Hayırlar. Şimdi siz bir çeşme yaptırdınız. Siz bir işte köprü yaptırdınız veya bir cami yaptırdınız veya başka bir hayır yaptırdınız. Evet hocam. Siz öldükten sonra da veya siz hayattayken de yani oradan istifade edenler sürekli ne diyecekler? Ya bunu yapandan Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaptırandan Allah razı olsun. Bunu bize, bu hizmeti sağlayan, bu kolaylığı verenden Allah razı olsun. Mesele bu. Mesele bu. Sürekli dua almak. Sürekli başkasının bizim gıyabımızda, bizim arkamızdan bize dua etmesini sağlamak. Bu sadaka-i cariyeden bir tanesi de hayırlı evlat, salih evlat. Veya annemizin de bize dua etmesini sağlamak. Yani ama nasıl? İçten dua etmesini sağlamak. Şimdi misafir ağırlamayan evde hayır yoktur diyor mesela. Niye hayır yoktur misafir ağırlamayan evde? Çünkü misafir ne demek? Misafir dua demek. Dua demek, evet. Misafir dua demek. Adam gelecek eve, misafir yiyecek, içecek, ikram görecek. Çıkışta Allah razı olsun diyecek. Hadis-i şerif ne diyor? Onun çıkıştaki duası ev sahibini günahlarını affettirir. Ya. Tertemiz yapar yani. Şimdi siz misafirin duasını almıyorsunuz. Siz annenizin duasını almıyorsunuz. Eşinizin duasını almıyorsunuz. Evladınızın, akrabanızın, arkadaşınızın duasını almıyorsunuz. Ondan sonra benim başıma bu iş nereden geldi? Ondan sonra işlerim niye hallolmuyor? Ondan sonra niye hallolsun ki işler? Hayat bir duadan ibarettir. Hayat aldığımız duadır. Ettiğimiz duadır hayat. Dolayısıyla aldığımız dua kadar kaliteli bir hayat yaşayacağız. Şimdi ona bakmak lazım. Şimdi mazlumun duası dedim ya, hiç reddedilmeyecek. Mutlaka kabul edilecek dualar. Misafirin duası, mazlumun duası, babanın duası. Babanın duası. Şimdi baban sana dua edecek ama sen baban için bir şey yapman lazım. Yani bir hayırlı bir evlat olacaksın. Onu üzmeyeceksin. Anne için de öyle değil mi? Yani o duayı hak edeceksin. Eş için de öyle. Evet. Şimdi sen, eşin sana niye dua etsin ki? Sen ona nasıl bir iyilik yapıyorsun mesela? Evet. Maalesef dua edince de iyilik yapmadıklar oluyor. Yeşle birbirine ya en azından
karşı, yani bu onun vazifesidir zaten. Bu onu zaten onun görevidir değil. Allah razı olsun hanım, ne güzel yemek yapmışsın. Evet. Allah razı olsun bey, işte bizi düşünmüşsün. Allah razı olsun bize şunu almışsın. Allah razı olsun söylediklerimi getirmişsin. Allah razı olsun ben işte annemi aramışsın gibi. Yani karşılıklı dualaşma. Yani ya onun zaten vazifesidir değil. Evet onun vazifesidir ama yaptığı, o zaman ben de onun için bir dua edeyim gibi. Veya arkasından dua edeyim. Yani yüzüne değil arkasından dua edeyim. Allah razı olsun benim şöyle bir işte evladım var, şöyle bir eşim var, şöyle bir, yani arkasından dua etmek tabii daha etkili. Daha etkili. İşte vezir de padişahın arkasından dua ettiriyor. Evet. Sürekli paramızı geç götürelim de geç olsun. Geç evet. olsun da geç götürelim diye dua ettiriyor. Evet. Hocam Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bir ilticasında "Ya Rabbi seni nerede arayayım?" diye sorduğunda Allah-u Teala buyuruyor ki "Beni kalbi kırıkların yanında ara." Şimdi kalbi kırıkları derken duada aslında kalbin kırık olması. Yani kalbin mahzun olması. Biraz böyle içten dua etmesi için üzüntüyle dolu olması. Evet. Mahzun diyoruz ya, mahzun gönül mesela. Böyle olması tabii ki duanın kabulünü hızlandırır. Dua ederken hüzünlenmek. Şimdi duanın aslında kabul için birçok madde saymış alimlerimiz. Yani hangi dua makbuldür? Şöyle yapılan dualar. Nedir o onlardan mesela bir tanesi? İşte kendini biraz zorlamak, üzülerek veya işte camilerde dua etmek. Veya en makbul dua nerede oluyor? Kabe'de dua etmek. Evet. İşte camilerde veya belli yerlerde, şey belli zamanlarda, mesela Arafat'ta, değil mi? Arafat'ta çıkıp dua etmek veya işte bayram arefelerinde, Kadir gecesinde, Ramazan'da, yani belli zamanları gözetmek, seher vakitlerinde, cuma akşamlarında, gece yarılarında dua etmek, zamanı gözetmek. Üçüncüsü işte hastanın yanında hastadan dua istemek, hastadan, mazlumdan dua istemek, onun duası makbuldür. Diğeri bir hayır işleyip öyle dua etmek veya Kur'an okuyup öyle dua etmek, Allah'ı zikredip öyle dua etmek ki mesela Kur'an'ı hatmeden kimsenin yapacağı dua makbuldür, değil mi? Kur'an'ın evet, hatim duası diyoruz. Hatim duasının içerisinde bizim kendi özel bir takım isteklerimizi de söylememiz lazım hatim duasında. Veya bugün bir cüz Kur'an okudunuz, ondan sonra yapacağımız dua mesela. Bunlar makbuliyetini artırıyor. Veya işte namazdan sonra dua, tekrar yeni bir abdest alıp öyle dua, birisine bir sadaka verip öyle dua ve işte yani Allah-u Teala'ya muhtaçlığımızı hissederek dua, yine onun isimlerini zikrederek dua, değil mi? Bunlar duanın makbuliyetini artıran hususlar. Eyvallah. Hocam 3. bölümümüz bir kural bir düstur. Konumuz duaya sarılmak. Dua için 5S kuralımız var. Sürekli dua, samimi dua, salavatla dua, sabırla dua, sadaka ile dua. Şimdi 5S sürekli dua, her zaman, her şey için, her yerde, artık bu her artırabiliriz. Evet. Daima evet. Dua. Yani Allah'ım veya Rabbena, Rabbimiz, Rabbim, bunları hiç dilimizden eksik etmemek. Yani Arapçasını da öğrenmek daha iyidir. Ama sürekli. Ya Rabbi işte su içmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kalkmayı nasip eyle. Ya Rabbi gitmeyi nasip eyle. Ya Rabbi affeyle. Yani çok basit şeyler için bile olsa sürekli ona seslenme, ona niyaz etme. Ama kritik zamanlarda hele, kritik işler için çok çok fazla dua. Şimdi evlilik kritik bir zamandır. Evet. Aile içinde yaşadığınız sorun kritik bir zamandır. Hastalık kritik bir olaydır. Ve başınızdaki herhangi bir sıkıntı, bunlar bu zamanlarda çok çok daha fazla dua. İşte az önce saydığımız o şartlarına da riayet ederek dua. Yani hatim mi olur? Ondan sonra Kabe'ye gitmek mi olur? Ya yani umreye gitmek mi olur? Veya başka bir şey mi olur? O ikincisi samimi dua. Yani içten, böyle buradan değil, sadece dilden değil. Evet, canı gönülden. Canı gönülden. Şimdi meşhurdur yine Hazreti Musa kıssasında anlatılır. Bir menkıbe olarak
bir tane çoban sürekli dua ediyormuş. Diyormuş, ya Rabbi işte keşke benim şeyime gelseydin, benim misafirliğime gelseydin, seni misafir etseydim, işte senin bitlerini temizlerdim, ondan sonra senin sırtını sıvazlardım, ne bileyim sana buradan keçilerimden süt sağardım, İkramda bulunurdum, temizliğini yapardım filan, böyle şeyler söylüyor. Hazreti Musa diyor, sen ne diyorsun diyor, böyle yani ne saçmalıyorsun, hani ne demek bitlerini temizlerdim, sana süt içirirdim filan, sen kime sesleniyorsun? O da diyor, ben yanlış mı söyledim diyor, bir daha söylemem diyor. Ve Hazreti Musa Tur Dağı'nda deniyor ki, Allah-u Teala Hazreti Musa'ya buyurdu ki, kulumuzun şeyini bize niye aldın, kulumuzun içtenliğini, samimiyetini. Ya bu şimdi tamam, kaynak aramıyoruz, hani nerede geçiyor filan oraya girmiyoruz, ama işin esprisi şu, işin özünde. Bir şeyi nakarat gibi tekrar etmek, evet yine edeceğiz, o da bir virttir, o da sevaplıdır. Ya Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar, bunu ezberledik, bunu sürekli söyleyeceğiz. Ya bu zaten vazifemiz. Ama acaba ne dedi, ne diyoruz yani? Evet. Biraz içine girmemiz lazım. Biraz içine girmemiz. Rabbimiz derken aslında ne demiş oluyoruz? İşte dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, şunu ver, bunu ver derken biraz böyle içten yalvara, yakara, ağlaya, sızlaya, neyse, değil mi? Üçüncüsü salavatla dua. Ya, bu salavatlı dua çok çok önemli ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyordu. Bana salavat getirilmeyen dua yükselmez diyor. Allah katına yükselmez. O yüzden mutlaka başında da sonunda da salavat getirmek gerekiyor. Unutuyor olabiliriz ama hatırlamak lazım. Namazdayken de elimizi açtığımız zaman önce salavat getiriyoruz. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah diye duaya salavatla başlıyoruz. Bitirdiğimiz zaman da yine Fatiha ile beraber mutlaka salavat okuyoruz. Çünkü salavatsız dua yükselmez. Salavat. Evet. Yine sabırla dua, acele etmemek, duam niye kabul olmuyor dememek, çünkü duamız mutlaka kabul oluyor. Birincisi ne? Mutlaka sevap veriliyor. İkincisi ahirette onun bir geri dönüşü var. Üçüncüsü bizim hayrımıza değilse ondan daha hayırlısını veriyor Rabbimiz. Bizim istediğimiz şey bizim hayrımıza değilse onun daha iyisini veriyor. Yani duamız mutlaka kabul ediliyor. Evet. Ve sadaka ile dua, az önce hani makbuliyetinde söyledik. Yani duamız makbul olacaksa o dua ile beraber bir iyilik yapmak. Bir sadaka vermek. Yani ben bir dua mı yapacağım? Öncesinde birisini sevindireyim. Birisinin bir sıkıntısını gidereyim. Birisinin ihtiyacına koşayım. Yani birisine bir sevinç tattırayım. Onun duasını alayım. O çok çok daha etkili, çok çok daha hızlı. Bu espriyi de kaçırmamak lazım. Evet. Eyvallah. Hocam, konumuz duaya sarılmak üzerineydi. 4. bölümümüz aile haberleri. Fedakarlık haberleri diyeyim. Koca Yürekli Baba başlıklı bir haberimiz var. %40 engelli Muharrem Mustafa Elecin 2012 yılında eşini kaybediyor. Elecin 9 yaşında olan kızına 6 yıldır hem babalık hem de annelik yapmaya çalıştığını belirtiyor. Şöyle de bir ifadesi var. Ben kızıma babalık yapmayı vefakarlık olarak görmüyorum. Bir babanın yapması gereken sorumlulukları yerine getiriyorum diye de ifade etmiş. Evet, engelli, kolları yok. Hanımı da ölmüş. Çocuğuna babalık yapıyor, annelik yapıyor. Ve bunları yaparken keyif alıyor, zevk alıyor. Hayata karşı bir küskünlüğü yok. Kadere, bu şartlarda bunu yapıyor. Kadere küskünlüğü yok. Sevinçle yapıyor. Bunu bir vazife olarak görüyor, yapıyor. Ki öyledir. Hani vazifedir zaten. Ama buradaki içtenlik, buradaki evet, yani ne diyeyim, canı gölden yapmasın. Fedakarlığı önemli. Evet. Hocam, bir sonraki bölümümüz tavsiye kitap. Konumuz duaya sarılmak. Mustafa Kaya'nın kaleminden bir Hızır Dokunsun Dualarına başlıklı bir kitap. Şöyle bir ön tanıtımı var, okuyayım. Allah dualarınızı kabul ediyorsa bu sizin imanınızı arttırır. Geciktiriyorsa sabrınızı arttırır. Eğer kabul etmiyorsa biliniz ki sizin için hazırladığı daha güzel şeyler vardır. Ya sen dua etmesini bilmiyorsan? Ey gönül, istedik de vermedi deme. İstemeyi bilmedin, bari yalan söyleme. Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir ifadesi. Evet, istemeyi bilmek de önemli. Az önce söyledik ya, nasıl istiyoruz? Allah-u Teala'nın güzel isimlerini zikretmeden, işte salavat getirmeden, yani herhangi bir iyilikte bulunmadan, ne bileyim Kur'an okumadan, namaz kılmadan, abdest almadan. İsteme şeklimiz de önemli. Şimdi yani tabii bazı şeyler dedik ya, riayet etmek. Ama böyle de olsa yani hiçbir şey yapmıyorsun, yine istiyorsun. Yine makbuldür. Yani bu makbuldür derken tabii
diğerleri kadar olmasa da mutlaka onun bir sevabı var, bir karşılığı var, bir geri dönüşü var. Aileyi biz inşa edeceğiz, aileyi ıslah edeceğiz, ailede sorunları çözeceğiz, ailede geçimimizi düzeltmeye çalışacağız, ailede kavga gürültü çıkartmayacağız. Bütün bunlar nereye bağlı? Ailede yapacağımız güzel dualara bağlı, sağlam dualara bağlı, alacağımız dualara bağlı. Sorunumuz çözülecekse dua alacağız. Sıkıntımızı çözmek istiyorsak dua alacağız, dua edeceğiz. Dua ederken Rabbimizi yücelteceğiz. İçten içe tazarruyla, yalvarmayla, değil mi? Etkisini artıracağız. Ha, o meşhur hadis-i şerifi de biliyorsunuz. Mağarada mahsur kalan 3 kişi, hani mağaranın önü kapanıyor ya, bir kaya düşüyor. Evet. Hadis-i şerif ne diyor? O içerideki 3 kişi Allah'a dua ettiler. Ama nasıl dua ettiler? İyiliklerini, daha önce yaptıkları iyilikleri saydılar. Eğer bu iyiliği senin rızan için yaptıysam dediler, şu kayayı biraz aç dediler. Her defasında kaya açıldı ve biraz çıktılar. Biraz daha. Yani burada demek ki Allah rızası için yaptığımız iyilikler bizim duamızın kabulüne vesiledir. Bunları da zikretmek lazım. Ama o hadiste geçtiği şekliyle. Yani ya Rabbi bunu senin rızan için yaptıysam duamı kabul eyle diye. O zaman onun rızası için bir şeyler yapmak lazım. Allah razı olsun. Yani onun rızası için yaşamak lazım. Eyvallah. Onun rızası için amel etmek lazım. Hocam, programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kıymetli izleyiciler, bir Saadet Zahiren programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.